Arkadaşlar bugün yarı ömrü işleyeceğiz Tonguç akademize. Nasılsın Tonguç? Hocam ömrümü bitirdiniz ya. Bu kimya ne kadar? Ömrünü uzun. yarıladım değil mi ben senin? Aynen, yavaş ömrüm, yavaş. Ya, ömrüm gerçekten bitme üzere hocam. Ne yapacağım ya? Bugün Gel çok, bakalım. Çok fazla konu var ya. Ya bir dur Tonguç. Hemen umutsuzluğa kapılma. Bak bugün radyoaktifte işleyeceğiz. Ne demişiz? Radyoaktif bir atomun başlangıç miktarının Yarısının bozulması için geçen süreye ben ne diyorum Tonguç? Yarısı için. Tabii yarısının bozulması yarı için. Yarı ömür diyoruz hocam. Yarı yok. ömür diyorum. Çok Bak iyi şimdi. Düşün mesela bu 100 gramdı. Evet hocam. Sonra atıyorum bir gün sonra 50 grama düştü. Neden 50, 50 grama düştü? Öyle? E Tam yarısı olacak çünkü ha, Tonguç. Yarısı oldu işte. Demek tamam. ki bu bir gün sonra tekrar bir yarım geçince ne kadara düşecek Tonguç? 1000 ee, gram. 1000 gram yani doğru 25 grama düşecek. Harikasın Tonguç Pardon hocam yanlış söyledim. Böyle bir grafik çizdiğimiz zaman Tonguç. Şimdi bak aynı diğeri gibi kütle zaman grafiği. Elimizde M kadar bu, kütle M olsun. Bu ne hocam yani? M, M herhangi bir şey. Mesela gene bu bu sefer 1000 gram olsun. 1000 gram tamam 1000 gram olsun. Bak T 1 bölü 2'ye <laughs> ben yarılanma zamanı diyorum. Onun ha. gösterim şekli böyle T 1 bölü 2 tamam. tamam mı? Ne yaptı bak 1 bölü 2 zaman sonra t 1 bölü 2 yarılanma zaman sonra. Yarılanma süresi yani. Evet M bölü 2'ye düştü yani 500, 500 grama düştü. Süper çok basit. Bir tane daha yarılanma süresi geçtiği zaman yani 2 tane T'ye 1 bölü 2 olduğu zaman. 2 gün geçtiği zaman. Tabii bu sefer ne olacak M bölü 4'e düşecek yani neye düşecek? 250 gram hocam. Harikasın Tonguç bravo. çok iyi hocam. Mükemmelsin. Şimdi bir soru çözelim. Bak elimizde 200 gram A elementi varmış tamam mı? Üçüncü yarılanmadan sonra kaç gram bozulmuş olur? Bakalım. Birinci yarılanmada ne oldu? 100 gram hocam. 100 bravo. İkinci yarılanmada? 50 gram hocam. 50 gram. Üçüncü yarılanmada? Ee, 25. 25 gram bak Oo. bu kadar kaldı elinde. 25 cevap 25 hocam. Olur mu Tonguç'cum? Bak bu kalan. Bozulmuş miktara bakacağız. Bu kadar vardı. 200'den 25 çıkartacağım yani. Ne kadarı bozulmuş? %75'i bozulmuş. Unutmuyorsun. Bak, bu kalan... 25'i görsem ya, kesin Hemen atlarsın tabii. Biliyorum ben seni. Allah Allah. Şimdi 100 gram X elementinin %87.5'inin bozulması için geçen süre nedir? Yarılanma zamanı ne vermiş Tonguç? T1 bölü 2, 2 saat. 2 saatmiş. saatmiş. Bak şimdi 100 gram aldım ben bundan. 2'ye böldüm ne? 50. 50 Tonguç. 2'ye bölüm ne? Ee, 25. Bir daha böleyim Tonguç. 12,5. 12,5 bak. 12,5 kalandı değil mi? Evet hocam. Bozuna bakayım. Yüzden 12,5 çıkartırsam. Niye 12,5'da durdunuz? Niye 25'e durmadınız? Çünkü bunu bulacağım. Ha. Ben oraya geldiğimi anladığım için durdum. Ne oldu? %87.5'i bozundu. Çöp oldu. Evet bozulma oldu buraya kadar. Kaç tane yırılanma geçti? Hocam bozulunca ne oluyor bunlar? Yani Böyle ışın saçıyor azalıyor. Arkadaşlarla konuşmamaya mı başlıyor? bozuluyorlar mı yani? Yok Tonguç'cum Allah aşkına bu ışınları saçıyor etrafına küçülüyor. Bak önce bu kadardı. Işın kılıcı bundan mı yapılıyor hocam? Tabii tabii çok önemli. Işın kılıcı bundan yapıyor. Hocam Star Wars izlediniz mi hiç? Ay, izledim tabii izlemez miyim Tonguç? Hocam orada Darth Vader diye bir karakter vardı biliyor musunuz? Hocam? Tabii korkunçlu. Korkunçlu. Korkunçsuz muydu ben korktum kendisinden. E, da, evet hocam. Bak şimdi yüzden 50'e kaç kere geçti? Bir kere. 50'den evet. 25'e bir kere geçti toplamda iki oldu. Evet. 25'ten 12.5'a da üçüncü yarılanma. üçüncü yarılanma geçti. E bir tanesi iki saatse Tonguç. Aa. Üç tanesi nedir? 3 kere iki. Altı. Hocam. İnanılmaz Altısın basit bir soruymuş. Mükemmel bir İnanılmaz soru gerçekten. Basit Bak ödüllü sorumuz bu Tonguç yapıyorsun bize yolluyorsun. Videolarımız burada buralardan. O abone, abone ol ve bizi buralardan takip et Tonguç. U. Sağ olun hocam.